Dolar 7.88 aralığında dalgalanmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu hayra alamet değil. Bir kere bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde çıkacak fırtınanın habercisi. Doların 8.80'e doğru çok hızlı bir şekilde yükseldiğini hep birlikte göreceğiz. Bunun detaylarını bu videoda sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bir faiz arttırımı beklentisi oluşturuluyor yavaş yavaş. Nitekim bugün mevduat faizleri de %18 seviyesine kadar yükseldi. Dolayısıyla Merkez Bankası tekrar bir faiz arttıracak söylentileri yayılmaya başlandı. Böyle bir şeyin olması durumunda reel sektörü iyiden iyiye ayırmış olacağız zaten. Öbür taraftan bankacılık sistemindeki batıklar da artacak. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi sadece doları baskılayabilmek adına büyük bir ekonomik kriz ve aynı zamanda büyük bir finansal krize doğru ilerleyecek ve tabii ki bunlara bağlı olarak da uzun yıllar sürecek bir ekonomik bunalıma merhaba demiş olacağız. Diğer taraftan zaten son 4-5 yıl içerisinde Türkiye ekonomisinin bir türlü toparlanamadığı ortada. Yapılan hatalar ile birlikte özellikle sadece kuru baskılama niyetiyle birlikte Merkez Bankası rezervlerinin 130 milyar dolar civarında eritildiği ortada yine Merkez Bankası rezervlerinin eksi 50 milyar dolara düştüğü de yine ortada. Aynı hatalar tekrar 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 yapılmaya devam ediyor. İşin kötü tarafı katmerli olarak yapılıyor. Bakın önümüzdeki günlerde yani 24 Aralık'ta yapılacak bir faiz arttırımı. Hele ki 500-600-700 bas puanlık bir faiz Artırımı, doların yükselişini durdurmayacak, engellemeyecek. Belki çok kısa vadede 20-30 kuruşluk bir düşüş göreceğiz dolarda ama sonrasında özellikle katsa yaptırımlarındaki maddelerin açıklanmasıyla birlikte dolar yükseliş eğilimini daha da hızlandıracak. Aynı zamanda Türkiye'deki piyasada dolar sıkışıklığının artması nedeniyle ve yabancı kaçışının hızlanması nedeniyle dolara olan eğilim daha da artacak. Bu da dolar fiyatlarının hızlı bir şekilde yukarıya gitmesini beraber beraberinde getirecek. O nedenle zaten şunu söylüyoruz. Türkiye faiz arttırarak bu işi çözemez. Kuru bu seviyelerde tutmaya çalışarak sadece kendisine zarar verir ve ilerleyen günlerde de çok daha ağır bedeller ödemeye başlar faiz bunlardan birisi. Mevduat faizlerinin %18 seviyesine gelmesi piyasa faizlerinin, kredi faizlerinin %22 seviyelerine kadar yükselmesi anlamına geliyor. Zaten %21 civarında şu anda kredi faizleri ve 2020 yılının en yüksek seviyesinde. Daha da yükselirse eğer ki politika faizi yani Piyasanın şu anda konuştuğu gibi 200 300 hatta 700 800 bas puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirilirse kredi faizlerinin önünü almak mümkün olmaz. Reel sektör kendisini döndüremez ve reel sektörde büyük batıklar karşımıza çıkar. Reel sektördeki batıklar bankacılık sistemindeki batıkları beraberinde getirir ve büyük bir finansal krizin tetiklenmesine neden olur? Onun için çok tehlikeli bir adım. Bunu özellikle belirtiyorum arkadaşlar. Öbür taraftan tüm bu beklentilere rağmen, yani faizle ilgili beklentilere rağmen Dolar düşmüyor. Bugün sabah saatlerinde 7.94 seviyesine kadar çıktı. Sonra faiz arttırılacak söylentileriyle birlikte tekrar 7.84 seviyesine indi. 7.80'in altını görmüyor, göremiyor. Burayı kendisine çok sağlam bir destek haline getirmiş durumda. Demek ki arkadaşlar katsa yaptırımların uygulanması, maddelerin ortaya çıkması ve ne yazık ki Türkiye ekonomisiyle ilgili sıkıntıların büyümesi, cari açığın kontrolden çıkması, dış ticaret açığının kontrolden çıkması, kısa vade borçların ödenemez noktaya gelmesi ve tüm bu risklerden dolayı Türkiye'nin CDS'nin yani risk priminin her geçen gün biraz daha kontrol edilemez bir şekilde yükselmesiyle birlikte dolardaki hızlı yükselişi de göreceğiz. Onun için çok yakın vadede 8.80 diyorum ve kontrolden çıkarsa devalüasyonist etkiyle 16-20 aralığında bir doları konuşabiliriz diyorum. 16-20 aralığını söylüyoruz ama burada duracak anlamına gelmiyor. Eğer ki bu hatalar üst üste yapılmaya devam edilirse aynı şekilde o zaman kontrolsüzlük daha da artacaktır. Zaten faizleri daha dolar yükselmeden yükselttiğiniz için yani 17-18 seviyelerine çektiğiniz için bir de böyle bir kur şoku yaşarsanız Yarın öbür gün %20-25 ile o kur şokunu engelleme şansınız varken bunu da yapamayacaksınız. %35-40'lık faize katlanmak zorunda kalacaksınız. Uyarıyorum arkadaşlar, Türkiye ekonomisi göz göre göre ciddi bir krize sürükleniyor ve Venezuela ekonomisinden beter olabiliriz. Bunu özellikle belirtiyorum bakın. Venezuela ekonomisinin de bu hale gelmesinin öncü göstergeleri bu şekildeydi ve bu öncü göstergelerden sonra yapılan hatalarla birlikte bugün %3000'e varan enflasyonist ortamı görüyoruz. Yani hiper enflasyon görüyoruz Venezuela'da. Ve para biriminin öyle devalüasyonist etkiyle falan değil hiper etkilerle yükseldiğini görüyoruz. Yıl başında 50 bin civarında olan Venezuela para birimi bugün 1,5 milyona gidiyor arkadaşlar. Onun için mutlaka dengelemek zorundasınız. Eğer ki faizi kontrol altında tutmak istiyorsanız, eğer ki kuru kontrol altında tutmak istiyorsanız, eğer ki enflasyonu kontrol altında tutmak istiyorsanız, makroekonomik dengelerinizi oturtmak zorundasınız. Aynı zamanda uluslararası piyasalarda da daha dengeli politikalar izlemek zorundasınız. Gelelim dün biraz bahsettiğim katsayı yaptırımlarına. Katsayı yaptırımlarının 12 maddesinden çok önemli bir kısmı finansal yaptırımları içeriyor arkadaşlar. Yani basit alınacak bir konu değil. Bugün birileri çıkıyor diyor ki Trump yasayı veto etti. O nedenle bak oh rahatız bundan sonra katsa yaptırımlarını uygulama ihtimalleri yok. Eğer ki katsa yaptırımlarına özel bir yasa olsaydı belki haklı olunabilirdi. Ama bu yasa Amerika savunma yasası. 59 yıldır kesintisiz geçen bir yasadan bahsediyoruz. Ve bu yasa bu kez de kesintisiz olarak geçecek. Veto edilse de geçecek. Yani Trump bugün ben bu yasayı veto ederim kardeşim dediğinde zaten 13'e 84 oyla senatodan geçmiş olan yani 3'te 2 çoğunlukla senatodan geçmiş olan savunma yasası tekrar senatonun önüne gelecek ve muhtemelen bu kez daha yüksek bir oyla geçecek. Yani o 13 itirazcı da red oyu veren de onay oyu verecek. Belki de o zaman 95'e 5 gibi falan bir oranla geçecek yasa ve Trump'ın önüne gelmeyecek bile. Yani Trump bir daha veto edemeyecek. Öbür taraftan Trump'ın görev süreci de bitiyor arkadaşlar. Trump görev süreci bitmeden bu yasanın altına imza atmış olsaydı katsa da uygulanacak en hafif 5 yaptırımı seçmiş olsaydı nispeten elimiz daha güçlü olabilirdi. Ama yasa Biden'ın önüne gittiğinde arkadaşlar muhtemelen en sert maddeler seçilecek. En sert maddeler seçilecek ve Türkiye'nin eli kolu ayağa bağlanacak. İş sadece bir iki kurumla bir iki kişiyle sınırlı kalmayacak. Muhtemelen çok daha etkin başlıklar, maddeler gündeme getirilecek ve Türkiye olabildiğince köşeye sıkıştırılmaya çalışılacak. Çünkü Türkiye'den istenilenler var arkadaşlar. Bir taraftan Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'nin çıkması isteniyor Amerika tarafından. Yani Trump dün oradaki askerini çekmiş ve Türk askerlerinin girmesine müsaade etmiş olabilir. Ama Biden yönetimine baktığınız zaman tekrar orada etkin olmak istiyor, söz sahibi olmak istiyor ve Rusya'ya karşı da tavrını koymak istiyor. Bu nedenle zaten Türkiye-Rusya ilişkilerinin bu kadar sıcak yürümesinden rahatsızlar. Bu ilişkilerin tekrar kopmasını istiyorlar ve Türkiye'nin tekrar Amerika, Avrupa Birliği yani Batı cephesine, NATO cephesine dönmesini istiyorlar. S400 masada olduğu sürece, Türkiye-Rusya ilişkileri bu kadar sıcak olduğu sürece, Amerika'dan gelecek yaptırımların öyle sıradan yaptırımlar olmasını falan beklemeyin. Olabildiğince köşeye sıkıştırmak için uğraşacaklar. Ha biz bu yaptırımlara boyun bükelim mi? Hayır arkadaşlar, demek istediğim bu değil. Bu yaptırımlar uygulandığında eğer ki siz ekonomik olarak bu duruma hazır değilseniz aynı rahip krizinde olduğu gibi ciddi tavizler vermek zorunda kalırsınız. Ben bu rahibi hiçbir şekilde göndermeyeceğim gibi iddialı laflar söylerken ertesi gün o rahibi özel uçaklarla Amerika'ya göndermek zorunda kalabilirsiniz. Tavizlerinizin boyutları artabilir. Ondan bahsediyorum. Suriye'de çok ciddi tavizler vermek zorunda kalabilirsiniz. Kıbrıs'ta çok ciddi tavizler vermek zorunda kalabilirsiniz. Rusya ile ilişkilerinizi ister istemez koparmak zorunda kalabilirsiniz. S400'ün ötesinde tavizler vermek zorunda kalabilirsiniz. Eğer ki bu işin arkasında durulacaksa bir bedel ödenecek. Bu bedel de muhtemelen finansal bedel olacak. İhracatın azalması olacak, ithalatın azalması olacak ve dolayısıyla da sıkıntıların büyümesi olacak. Bunu kabul edeceğiz. Buna göre bir önlem alabiliyorsak ne ala. Alamıyorsak da çok ciddi anlamda sıkıntılar karşımızda olacak. Bunu bilelim diye söylüyorum arkadaşlar. Öbür taraftan Almanya tam kapanmaya gidiyor. Korona o kadar hızlı yayılıyor ki Almanya tam kapanma kararı aldı. Bizene Almanya'dan diyen arkadaşlar hemen buradan söyleyeyim. İhracatımızın %50'den fazlasını ve ithalatımızın da %50'den fazlasını Almanya ile gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Avrupa Birliği'nde en önemli kalelerimizden birisi. Almanya'nın ben kapanıyorum kardeşim demesi bizi çok yakından ilgilendiriyor. Almanya kapandığı gün itibariyle bizim dış ticaretimizde çok önemli daralmalar yaşanacak. Bir tarafta katsa yaptırımları bir tarafta Almanya ile olan ticaretimizin zayıflaması ve öbür taraftan da Avrupa Birliği yaptırımlarının gündemde. Bütün bunlar toplamda doların ister istemez yükselmesini beraberinde getirecek. Onun için bu uyarıları yapıyoruz. Yani bugünlerde 7.88 8 aralığında sıkışmış dolar kurunun bir düşüş eğilimi olarak nitelendirilmesi doğru değil arkadaşlar. Ya da burada sabit tutuldu diye bakılması doğru değil. Geçtiğimiz dönemde de biz normal koşullarda bu kadar çok stresin olmadığı, bu kadar çok riskin olmadığı bir ortamda 6.80 seviyesinde ya da 5.80 seviyesinde aynen bu hareketleri gördük. Uzun süre 5.80, 5.90 civarında gitti geldi. Sonra bir anda kendisini 6'nın üzerine attı ve 7 liraya zorlamaya başladı. Keza 6 civarında da yine bunu gördük. 6.86-6.90 civarında neredeyse 1-1.5 ay kalan dolar tekrar kendisini çok hızlı bir şekilde 8 lira seviyesine hatta 8.40 seviyesine kadar attı. Bu durgunluklar genelde yüksek ataklar öncesinde oluyor. Bu yüksek atak içinde geçmişten çok daha fazla sebep var şu an itibarıyla Hem doların hem sterlinin hem de euronun agresif bir şekilde yükseldiğini göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bu tam tamamen fırtına öncesi bir sessizlik dönemi bunu özellikle belirtiyorum. Gelelim altın meselesine. Altın neden düşüyor? Düşmeye devam edecek mi yoksa yükselecek mi tartışmaları da gündemimizin diğer önemli maddelerinden birisi. 1830'un üzerinde kalıyor bakın altın nonsu. 908 milyar dolarlık ilk teşvik kararı Amerika'dan çıktı çıkacak eli kulağında. Herkes bu teşvik paketinin bir an önce çıkmasını istiyor. Trump da destekliyor. Demek ki arkadaşlar 908 milyar dolarlık bir teşvik paketi Amerika'dan geliyor. Bu öncü bir teşvik. Bu arada bunu da söyleyeyim. Yani 20 Ocak'ta Biden koltuğa oturduğu an itibarıyla 2 trilyon, 3 trilyon hatta belki 4 trilyon dolarlık yeni teşvik paketleri gelecek. Bu da altın olan eğilimin artmasını beraberinde getirecek. Şunu söyleyebilirsiniz. Yani niye teşvikler çıksın ki işte aşı bulundu sorun bitti. Hayır arkadaşlar bütün ekonomilerde çok ciddi sıkıntılar olduğu ortada ve bu sıkıntıların çözümünde teşvik paketleri olmazsa olmaz hem Fed gibi merkez bankaları varlık alımlarını arttıracak hem de mali teşvikleri hükümetler arka arkaya açıklamak zorunda kalacak. Bugün Almanya'nın kapanma kararı alması aslında koronanın ne kadar ciddi bir sıkıntı olduğunu ortaya koyuyor ve Avrupa Birliği'nden yeni yeni paketlerin çıkacağının da sinyalini veriyor. Keza Amerika'da yeni kapanmalar ve yeni teşvik paketlerinin geleceğinin de sinyalini veriyor. Hem risk artıyor hem stres ortamı artıyor hem de teşviklerle ilgili beklentiler artıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yani Ocak ayı içerisinde en geç altının onsundaki rekor denemelerini görmeye başlayacağız. İlk rekor denemesi olan 2080-2100 aralığı çok rahat bir şekilde kırılacak. Sonrasında 2300 denenecek. Yıl içerisinde 2500 hedefine gidilecek. Bu arada 2500'ün kırılma hızına bağlı olarak 3000 dolar seviyelerinde görebiliriz. Önümüzdeki yıl bir kez daha söylüyorum 2021-2020 yılından çok daha zor bir yıl olacak arkadaşlar. Kim ne derse desin istendiği kadar aşı bulunsun. Bu aşılar bu yayılım hızına yetişemediği sürece, istenildiği gibi üretilemediği ve dağıtılamadığı sürece bu işin önüne geçmek mümkün değil. Ve yarın öbür gün bu konuyla ilgili olarak... Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere pek çok sağlık kurum ve kuruluşundan da ters açıklamalar gelebilir ve geliyor da zaten. Dolayısıyla arkadaşlar bu açıklamalarda stres ortamının daha da artmasını beraberinde getirecek. Bunun yanına bir de jeopolitik sıkıntıları Amerika-Rusya ilişkilerinin iyiden iyiye bozulmasını koyarsak, Amerika-Türkiye ilişkilerinin iyiden iyiye bozulmasını koyarsak, Amerika-İran ilişkilerinin iyiden iyiye bozulmasını koyarsak altındaki yükseliş eğiliminin nasıl artacağını siz hesaplayın. Öbür taraftan gelelim Türkiye'ye. Şimdi soruyorum sizlere bu kadar sorun bu kadar risk var iken Türkiye'nin makroekonomik verileri neredeyse dip yapmışken doların durma ihtimali var mı? Yok. Yurt dışında bu kadar stres varken onsun durma ihtimali var mı? Yok. Peki ikisi bir araya geldiğinde gram altın ve gram gümüş ne olacak arkadaşlar? Çok net söylüyorum rekor üzerine rekor kıracak. Biz 2021 yılı içerisinde 1000 liranın üzerinde gram altını göreceğiz arkadaşlar. Bunu 2021'de sizlere hatırlatacağım. Gram altın 1000 liranın üzerine çıktığında öbür taraftan gümüşün gramının da 9 liranın üzerine çıktığını, 10 liraları zorlamaya başladığını göreceğiz. Dolar kurunun bu sorunlar çözülmediği sürece ve katsa yaptırımları devreye girdiği sürece devalüasyonist etkilerle 16-20 aralığına gittiğini göreceğiz. İyi koşullarda iyi ihtimalde önümüzdeki bir iki hafta içerisinde maksimum 8.80'i zorlayan bir dolar kurunu göreceğiz arkadaşlar. Sterlin ve Euro'nun da yükseldiğini göreceğiz. Onun için isterseniz bu konuya göre önlemlerinizi alırsınız, isterseniz almazsınız. Ama Türkiye'nin riskleri ne yazık ki her geçen gün biraz daha artıyor ve bu riskler Türkiye'nin kaldırabileceği boyutta değil ve ne yazık ki Türkiye'nin ekonomi yönetimi de bunlara karşı doğru düzgün bir önlem almıyor, geliştirmiyor, herhangi bir reformist harekette de bulunmuyor. İşler her geçen gün biraz daha karışıyor. Çarşı her geçen gün biraz daha karışıyor. Dolar, altın, euro, sterlin aslında fırtınanın haberini veriyor. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşe kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Size çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.